Merhaba arkadaşlar, benim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere telefonda satış uzmanı olmanın 10 altın kuralını anlatacağım. Bu kurallar sayesinde telefonda satış yaparken daha ikna edici, güven verici ve başarılı olabilirsiniz. Hem kendinizi hem de müşterilerinizi mutlu edebilirsiniz. İzlemeye devam edin ve bu fırsatları kaçırmayın. Telefonda satış yapmak, yüz yüze satış yapmaktan farklı bir beceri gerektirir. Telefonda karşı tarafın vücut dilini, mimiklerini veya jestlerini göremezsiniz. Sadece ses tonu, kelime seçimi ve iletişim teknikleriyle etkileşim kurabilirsiniz. Bu nedenle telefonda satış yaparken dikkat etmeniz gereken bazı temel kurallar vardır. İlk kural, her zaman canlı ses tonuyla görüşmektir. Telefonda konuşurken, enerjinizi karşı tarafa aktarmalısınız. Canlı ve neşeli bir ses tonu, müşteriyi dinlediğinizi ve ilgilendiğinizi gösterir. Ayrıca müşterinin sıkılmasını veya dikkatinin dağılmasını önler. İkinci kural, çok hızlı konuşmamaktır. Telefonda konuşurken, karşı tarafın sizi anlamasını sağlamak için net ve yavaş konuşmalısınız. Çok hızlı konuşursanız, karşı taraf sizi takip etmekte zorlanabilir veya önemli noktaları kaçırabilir. Ayrıca çok hızlı konuşmak aceleci ve sabırsız bir izlenim bırakabilir. Üçüncü kural, teks okur gibi konuşmamaktır. Telefonda satış yaparken, bir skripte bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Skripti ezberleyerek veya kendi cümlelerinizle ifade ederek daha doğal ve samimi bir şekilde konuşabilirsiniz. Karşı tarafın sorularına veya itirazlarına da skript dışında cevap verebilirsiniz. Dördüncü kural, aramadan önce ne konuşacağınızı planlamaktır. Telefonda satış yaparken, karşı tarafın ihtiyaçlarını belirlemek, ürününüzü veya hizmetinizi tanıtmak, fiyat sunmak ve satışı kapatmak gibi aşamaları önceden düşünmelisiniz. Ayrıca karşı tarafın sahip olabileceği soru veya itirazlara da hazırlıklı olmalısınız. Beşinci kural, CRM, müşteri takip programı, kullanmaktır. Eğer CRM kullanabiliyorsanız, aranacak kişinin firmanızla olan geçmişini iyice incelemelisiniz. Daha önce ne tür hizmetler almış, kaç kez aranmış, hangi konularda görüşülmüş gibi bilgileri bilmek size avantaj sağlar. Böylece karşı tarafı daha iyi tanıyabilir ve ona özel bir teklif sunabilirsiniz. Altıncı kural, tanıttığınız ürüne hakim olmaktır. Telefonda satış yaparken, ürününüzün veya hizmetinizin özelliklerini, faydalarını, avantajlarını ve dezavantajlarını bilmelisiniz. Ayrıca rakiplerinizin ürün veya hizmetlerinden farkınızı da bilmelisiniz. Böylece karşı tarafın sorularına veya itirazlarına ikna edici cevaplar verebilirsiniz. Yedinci kural, sadece kendiniz konuşmamaktır. Telefonda satış yaparken, karşı tarafa sık sık söz hakkı vermelisiniz. Hatta konuşması için ona çeşitli sorular sormalısınız. Bu şekilde karşı tarafın ihtiyaçlarını, beklentilerini, ilgi alanlarını ve endişelerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca karşı tarafın görüşmenize katılmasını ve ilgisini canlı tutmasını sağlayabilirsiniz. Sekizinci kural, uyum kurmaktır. Telefonda satış yaparken, karşı tarafla bir ilişki kurmaya çalışmalısınız. Güven oluşturmak ve empati kurmak için ortak bir zemin bulmalısınız. Karşı tarafın ilgi alanları, hobileri, mesleği veya yaşadığı yer gibi konularda bilgi edinmeye çalışın. Böylece karşı tarafla daha samimi bir iletişim kurabilirsiniz. Dokuzuncu kural, net bir harekete geçirici mesaj sağlamaktır. Telefonda satış yaparken, görüşmenizin sonunda net bir harekete geçirici mesaj vermelisiniz. Bir toplantı ayarlamak, bir demo planlamak veya bir satın alma yapmak olsun, karşı tarafın bir sonraki adımı atmasını kolaylaştırmalısınız. Ayrıca karşı tarafın karar vermesi için ona bir teşvik veya indirim de sunabilirsiniz. Onuncu ve son kural, duygu yaratmak için hikayeleri kullanmaktır. Telefonda satış yaparken, duygu yaratmanın ve izleyicilerin ilgisini çekmenin güçlü bir yoludur.
ürününüzün veya hizmetinizin başkalarına nasıl yardımcı olduğunu göstermek için anekdotlar ve gerçek hayattan örnekler kullanın. İşte size telefonda satış uzmanı olmanın 10 altın kuralı. Bu kuralları uygulayarak, telefonda satış yaparken daha etkili ve başarılı olabilirsiniz. Umarım bu videom sizlere faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz, lütfen beğen butonuna basın, kanalıma abone olun ve yorumlarınızı bırakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.